kent meydanları, yeraltı otoparkları ve pazar yeri. Mevcut hükümet ve belediye binalarının eski otogarın bulunduğu bölgeye taşınmasının ardından bu alanı Malkara'mıza yakışacak yeraltı otoparkı olan modern bir kent meydanına dönüştüreceğiz. Eski otogar yerine yapılacak olan yeni hükümet ve belediye hizmet binalarının bulunduğu alanı şehrimizin kurumsal meydanı haline getireceğiz. Malkara'mızın bitmeyen çilesi haline gelen kapalı pazar yeri inşaatını tamamlayarak yeraltı otoparkı ve kapalı pazar yeri haline getireceğiz. İlçemizi kasaba görüntüsünden kurtaracak bu büyük yatırımlarla birlikte tüm esnaf ve vatandaşlarımız için daha yaşanabilir modern bir kent haline getireceğiz. Cadde, yol ve ulaşım düzenlemeleri. Malkara ilçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde sürekli kazılan ve artık kullanılamaz duruma gelen tüm cadde ve sokaklarının altyapısını tamamlayarak zemin kaplamalarını bir daha bozulmamak üzere yenileyeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı, Şehit Temizer ve 14 Kasım caddelerini yol zemin kaplamaları, trafik akışı ve parklanmaları, yürüyüş yolu, kaldırım düzenlemeleri, bisiklet yolları ve aydınlatmalar, akıllı kent mobilyaları, refüj ve kaldırım ağaçlandırılması, meydan düzenlemeleri, engelsiz takip yüzey kaplamaları ile düzenleyerek Malkara'mızı modern bir ilçe haline dönüştüreceğiz. Kırsal mahallelerimizin bağlantı güzergahlarındaki sorunlu köprü ve menfezleri daha kullanışlı hale getirerek bozuk olan tüm yollarımızın kaplamalarını yenileyeceğiz. Vatandaşlarımızın kırsal mahallelerden ilçe merkezine ulaşımda yaşadıkları sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Atatürk Millet Bahçesi. Malkara'mıza kazandıracağımız Atatürk Millet Bahçemiz ile şehrimizde sosyal yaşamın kalitesini arttıracağız. Millet Bahçemizde vatandaşlarımıza göl manzarası eşliğinde doğa ile iç içe huzurlu anlar yaşama ve şehrin karmaşasından uzaklaşma fırsatı sunacağız. Çocuklarımız için kapalı ve açık oyun alanları, gençlerimiz için yaz kış kullanabilecekleri spor ve aktivite sahaları, yaşlılarımız için dinlenme ve sosyalleşme köşeleri ile her yaş grubundan bireyin ihtiyacına yönelik özel olarak tasarlanmış sosyal alanlarımız olacak. Malkara Birlik Yem Fabrikası. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize ucuz ve kaliteli yem konusunda destek olacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mize ait Birlik Yem'in şu an aylık 400 ton olan üretim kapasitesini yeni teknolojiye göre tekrardan hızlıca düzenleyerek kapasitesini 10 bin tona çıkararak kaliteli yem üretir hale getireceğiz. Hedefimiz üreteceğimiz yemlerimizi piyasa fiyatlarının %20 indirimli bedelle çiftçimize sunarak ilimizde tarımsal desteklemelerde önce olmaktır. Arpanı buğdayına getir, fabrika yemini al. Sloganı ile kendisi yem üretemeyen çiftçimize elindeki ürünlerin karşılığında kar amacı gütmeden yem desteği vereceğiz. Tarım ve Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri. Bakanlıklarımız, valiliğimiz, ilgili il müdürlüklerimiz, Trakya Kalkınma Ajansı ve odalarımız ile birlikte çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda hızlı bir çalışma yürütüp Tarım ve Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına öncülük edeceğiz. Tarım ve Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerimizde başlıca besi ve süt hayvancılığı, koyun keçi yetiştiriciliği, seracılık, meyvecilik, fide fidancılık, çiçekçilik ve tohumculuk faaliyetleri yürüteceğiz. Kırsal mahallelerimizde hayvancılık işini geliştirmek isteyen yetiştiricilerimize mahallelerinde yeni alanlar oluşturarak var olan sorunlarını ortadan kaldıracağız. Çocuk Köyü Tekçem. Çocuklarımızın bahçelerinden sebze ve meyve, kümeslerinden yumurta toplayacağı, ağıllardan süt sağacağı ve evcil hayvanlarla birlikte zaman geçireceği, aynı zamanda köyün içerisindeki gölette minik kayıklar ile balık tutup köy yaşamını görüp öğreneceği çocuk köyü yapacağız. Eğlence parkımızda su parkı, dağ kızağı, korku evi, yeme içme alanları, mini konserler, mini tiyatro, çocuk oyun alanları, luna park oyun alanları yapacağız. Bu proje ile çocuklarıyla hoşça vakit geçirmek isteyen aileler için ilçemiz yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelecektir.
Kentsel dönüşüm ve kent konutları. Kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm anlayışıyla gerçekleştireceğiz. İlçelerimizde dönüşüme, öncelikle zeminin yapılaşmaya uygun olmadığı ve üzerindeki yapıların kullanım ömrünü doldurduğu bölgelerden başlayacağız. Kentsel dönüşümlerde hazırlayacağımız ada bazlı planlara uygun olarak dönüşüme giren tüm vatandaşlarımıza emsal ve kat artışı vereceğiz. Kentsel dönüşüm ofisleri kurarak vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü olacağız. Bu sayede halkımızın devletimizden alacağı tüm desteklerden faydalanmasını sağlayacağız. Tüm ilçelerimizde 10 yılda 10 bin konut inşa ederek kentsel dönüşüme destek vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Çiftçi desteği. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak dar gelirli çiftçilerimiz için dekar başına ayçiçeği üretiminde 2 litre, buğday üretiminde ise 1 litrelik mazot tutarında nakdi destek sağlayacağız. Gündüzü bizden, gecesi sizden projemiz ile kırsalda yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın elektrik fatura ücretlerini yarıya düşüreceğiz. Birlik Yan Fabrikası'nın üretim hacmini aylık 10 bin tona çıkararak çiftçilerimize %20 indirimli yem imkanı ile arpanı buğdayını getir, fabrikadan yemini götür hizmeti sunacağız. Çiftçilerimiz için özel olarak hazırlayacağımız çiftçi kart sahibi üreticilerimize anlaşmalı akaryakıt, gübre, ilaç, tohum, yem, traktör ve traktör ekipmanları üreten firmalarla yapılan indirim anlaşmaları sayesinde büyük ayrıcalıklara sahip olmalarını sağlayacağız.